Merhaba arkadaşlar. Modern atom teorisinde ikinci bölümdeyiz. Elektron dizimlerinin ikinci videosundayız. Bu video içerisinde de Pauli ilkesinden ve Hund kuralından söz edeceğiz. Ve siz de bunları öğreneceksiniz. Önce Pauli ilkesi başlayalım. Pauli ilkesine göre arkadaşlar, biz 4 kuantum sayısından bahsetmiştik ya, Pauli der ki, bir atomda 4 kuantum sayısı aynı olan herhangi 2 elektron bulunamaz. Şimdi şöyle ki, mesela, 2 s orbitalimiz olsun. Burada iki tane elektron bulunuyor olsun. Şöyle biri yukarı biri aşağı. Bunların hareketi zıt yönlüydü. Şimdi hatta şuna birinci elektron, şuna ikinci elektron dedim. Birinci elektron, ikinci elektron. Bir kere dört tane kuantum sayımız var. Şunlar. Öncelikle her iki elektronun enerji seviyeleri aynı. Yani her ikisinin de n değeri 2. İkisi de s orbitalinde bulunduğu için l değeri her ikisinin de 0. Bu orbitalin ml değeri 0 olacağına göre her iki elektronun ml değeri de 0 ama bunlardan biri saat yönünde hareket ettiği için spin kuantum sayısı artı 1 bölü 2'dir. Diğeri e, Saat yönünün tersine hareket ettiği için spin kuantum sayısı eksi 1 bölü 2'dir. Yani bakınız aynı orbitalde de bulunsalar elektronların hareketi zıt yönlü olacağı için 3 kuantum sayısı yani şu 3'e eşit olabilir evet ama asla spin kuantum sayıları eşit olmayacağı için herhangi iki elektronun 4 kuantum sayısının aynı olamayacağını söylüyor Pauli. Bu da şu anlama gelir. Bir orbitale aynı yönlü iki elektron koyamazsınız demektir. Elektronların zıt yönlü olarak orbitallere yerleşmesi gerekir. Gelelim Hund kuralına. Der ki burada N ve L değeri aynı olan ancak M L değeri farklı olan orbitallere eş enerjili orbitaller denir. Şimdi bu ne demek? 2 P orbitalimiz olsun türümüz bu. Burada biliyorsunuz 3 tane orbitalimiz vardı. Ve bunların M L değerleri eksi 1, 0 artı bir. Bakın bu üç orbitalin n değeri 2, l değeri 1 ama m, değerleri farklı. Ama aynı enerji seviyesinde aynı alt katmana denk geldikleri için bu üçüne eş enerjili orbitaller diyoruz. Aynı şey mesela 4D orbitalimiz olsun. Burada 5 tane orbital var. Bunların ml değerleri eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2 ama 4D yani 4. enerji seviyesindeki D orbitaline ait oldukları için yine bunlar da eş enerjili orbitallerdir. Ama diyelim ki 3S, 4S. Bakınız S orbitali olabilir ama biri 3. enerji seviyesinde biri 4. enerji seviyesinde bunların enerjileri eşit değildir. Aynı alt katmana ait orbitallerin eş enerjili orbitaller olduğunu söylüyoruz. Gelelim Hund kuralına. Hund kuralına göre arkadaşlar elektronlar eş enerjili orbitallere elektronlar eş enerjili orbitallere teker teker ve öncelikle ve öncelikle aynı spinli olacak şekilde yerleşirler. Şekilde yerleşirler ya da yerleştirilir. Ne demek istiyor Hunt? Eş enerjili orbitalimiz. Diyelim ki bir p orbitalimiz var, 2 p orbitalimiz var ve buna bir tane elektron yerleştireceğiz. Şimdi P'de de 3 orbitalimiz var bizim biliyorsunuz eş enerjili. Bunların ml değeri eksi 1, 0, artı 1 olmak üzere. Hop ihtimallerimiz var. Bunları da göstereyim ben size şöyle. Şimdi bu P1 ile bitmesi buradaki üç eş enerjili orbitale bir tane elektron yerleştireceğiz demek. E bunların üçünün de enerjisi eşit olduğuna göre bu elektronu istediğimiz herhangi bir orbitale yerleştirme şansımız var arkadaşlar. Bunların üçü de doğrudur. Yani bir tane elektronu eş enerjili olduğu için ister ml eksi e, ister ml sıfıra, ister ml artı e yerleştirebilirsiniz. Diyelim ki p2 ile bitti elektron dizilimimiz. Bunları orbitallere yerleştireceğiz. Şimdi buradaki ihtimaller için ben şöyle çizeyim orbitallerimizi. 2 tane elektron yerleştireceğim ve dediğim gibi bu orbitaller eş enerjili. Şimdi şöyle olabilir. İlk elektronu şuna koydum. İkinci gelen elektron arkadaşlar bu orbitale girmek isterse orada başka bir elektron olduğu için itme kuvvetiyle karşılaşır ama diğerleri boş. Diğerlerine daha rahat girebilir. O yüzden de ikinci gelen ya da ikinci yerleştireceğim elektronu Diğer herhangi bir orbitale yerleştirebilirim. Bu şekilde olur. Ya da birinciye ve üçüncüye yerleştirebilirim. Ya da birinciye, ya özür dilerim ikinciye ve üçüncüye yerleştirebilirim. Bunların üçü de doğru gösterimlerdir arkadaşlar. Elektronları tek tek yerleştireceğiz ve hangi orbitale ilk önce koyduğumuzun e, hiçbir önemi yok. Neler yanlış olur dersek? Burada bir elektron var. Diğerleri boşken buna bir elektron yerleştiremem. Bu yanlıştır. Elektronların tek tek yerleşmesi gerekiyor. Bir başka yapabileceğimiz yanlış ya da yanlış olan durum şudur. Şunu daha güzel çizeyim. Şimdi evet tek tek yerleştirdim. Bunun spin kuantum sayısını yukarı doğru gösterip artı 1 bölü 2 diye yerleştirdim. Tutup diğer elektronu evet tek tek yerleştirdim ama spin kuantum sayısını eksi 1 bölü 2 olarak yerleştirdim. Aynı spinli yerleştirmem gerekiyor ilk elektronları. Dolayısıyla yine bu da yanlış bir gösterim olacak. Tek tek ve aynı spinli olarak yerleşmesi gerekiyor. P3 elektron yerleştireceğiz. Bakalım. Doğru olan ne olacak arkadaşlar? Herhangi bir sıralama gözetmeden her orbitele Aynı spinli olarak elektronları yerleştirdiğim şu durum doğru gösterimimizdir. Hani nasıl yanlışlar olabilir? Şöyle yapabilirim. Evet tek tek yerleştirmek yerine şuna iki, şuna bir tane koyarsanız eğer bu yanlış bir gösterim olur. Tek tek yerleşecekler. Ya da tek tek yerleştirmiş olursunuz. Hop ikisini yukarı doğru emesi artı 1 bölü 2 yerleştirdim diyelim. Tuttum buradakini emesini eksi 1 bölü 2 olarak yerleştirdim. Bu da yine yanlış bir gösterim olacak. Tek tek yerleştireceğiz ve aynı spinli olarak yerleştireceğiz. Hund kuralı bize bunu açıklıyor arkadaşlar. Hatta P4 için de yapalım. 3P4 olsun bu sefer. Buradaki üç orbitale dört tane elektronu yerleştireceğim. Önce ne yapacağım? Aynı spinli olarak tek tek yerleştireceğim. Sonra dördüncü elektronu istediğim herhangi bir orbitale yerleştirebilirim. Ha, kitaplarda ya da ne bileyim anlatımlarda vesairede daha düzgün olsun diye böyle 1, 2, 3, 4 diye geçer. Genelde ilk orbitalde fazla olan elektronu görürsünüz ama istediğinize koyabilirsiniz. Bu da doğrudur, bu da doğrudur. Ne tür yanlış olabilir? En temelinden şöyle olabilir. 2, 2 yapıp bunu boş bırakırsanız bu yanlış bir gösterimdir. Ya da şöyle yapalım. Mesela 3, D, 6 ile bitti elektron dizilimimiz. D'ye 6 tane elektron yerleştireceğim. D'de 5 orbitalimiz vardı. Bunların hatta e, manyetik kuantum sayısı eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2 idi. Ne yapmamız lazım? Önce her birine istediğim sırayla birer tane elektronu aynı spinli olarak yerleştireceğim. Altıncı elektronu da canımın istediği herhangi bir orbitale koyacağım. Bu da D'nin gösterimi olur. Eğer siz tutup da bu 6 elektronu yerleştirirken şunu yapacak olursanız 2, 4, 6 deyip bunları boş bırakacak olursanız bu yine yanlış bir gösterim olacaktır. Hund kuralı da bize elektronların orbitalleri yerleştirilme kuralını açıklıyor aslında. Bu videomuzda Pauli kesinden ve Hund kuralından bahsettik. Görüşmek üzere arkadaşlar.